Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımızda bir arkadaş LS2 FF396 kaslarını incelememizi istemiş. O yüzden biraz da detay vermek için çekelim istedik. LS2'nin iki tane aynı fakat dış kabukları farklı kaskını inceleyeceğiz şimdi. LS2'nin bu kaskı FF396 diye geçiyor ve dış kabuğu trikompozit fiberglass bir kask. Nasıl özellikleri var? İlk önce açıklayalım. Birkaç kademede açılır bir camı var. Burun pedi var ve çene pedi var. İç pedlerini de istediğiniz gibi çıkartıp yıkayabilir, sonra da takabilirsiniz. Hemen bağlantısına geçelim. Bağlantısı da mikrometrik bir bağlantıdır. Yaklaşık şu anda sitemizdeki fiyatı 525 lira. İç pedlerini de isterseniz çıkartıp yıkayabilir, tekrar takabilirsiniz. O rahatlığı var bu kaskın. Bir de şöyle bir özelliği var. Şu tarafında tam görünüyor mu emin değilim. Ama şişirme yeri var. Yanak pedlerini şişirmek için şurada bir tane bir yuvarlak var. Bu yuvarlığa bastıkça, bu pedinin üstündeki yuvarlığa bastıkça buradaki pedleri şişiyor ve yüzünüze tam oturmasını sağlıyorsunuz. Eğer indirmek isterseniz hemen yanındaki çıkıntıya basıyorsunuz. Bu o yanak pedlerinin yüzünüze tam oturmasını sağlamış oluyor. İsterseniz indirip, isterseniz de şişirebiliyorsunuz. Böylece tam uyumluluk söz konusu. Dediğim gibi dış yapısı trikompozit fiberglass bir yapısı var. Dayanıklı bir kasktır. Ondan sonra da en tercih edilen kasklardan bir tanesidir. Aynı zamanda güneş vizörüne sahip. Güneş vizörü de UVA ve UVB filtreleri içerdiği için gözünüzü yüksek ışıktan, güneş ışığından, zararlı ışınlardan koruyacaktır. Güneş vizörü ve dış camı çizilmelere karşı dayanıklıdır. Ön tarafında hava kanallarını da görüyorsunuz. Hava kanalları da iyidir gerçekten bu kask için. Üst tarafında hava kanalları yeterlidir. Sizi yüksek hızlarda rahat nefes almanızı, kış şartlarında da ön tarafının camının fazla buğu yapmasını engelleyecektir bu hava kanalları. Hemen arkasına bakalım. Arkasında da bir tane spoiler'ı bulunmaktadır. Bu spoiler'ı da sizin sarsıntıya karşı, rüzgara karşı daha dirençli olmanızı sağlıyor ve boyunuzu ağrımamasını sağlıyor. Buradan da önden giren havanın arkadan çıkmasını sağlıyor. Bu kask yaklaşık 1450 gram civarında. Yani boynunuzu çok fazla ağrıtacak bir ağırlığa sahip değil. Aynı zamanda uzun yolculuklarda da sizi yormayacak bir kasktır. Aynı özellikler bu kaskta da var. Bu kaskın tek farkı dediğim gibi başta da karbon fiber bir yapısının olması ve ikisinin arasındaki fark kabuğunun daha dayanıklı olması. Arasındaki fiyat farkı da çok fazla değil. İsterseniz bunu seçin, isterseniz bunu seçin. İkisi de Sharp'tan 4 yıldız almış kasklar. Hava kanalları gerçekten dediğim gibi iyi. CR1 olan da, yani karbon olan da arka tarafında çok büyük bir değişiklik yok. Hani kabuğunda aşırı büyük bir değişiklik yok. Spoiler'ı aynı, havalandırma kanalları aynı. Üst havalandırma kanallarının açılımı ve kullanılan malzeme aynı. Aynı şekilde açılıyor. Fakat bunda güneş vizörü yok. Aynı dediğim gibi burun pedi, çene pedi var. İç pedlerini ve iç kısımdaki tüm pedlerini çıkartıp yıkayabilir, tekrar takabilirsiniz. Tabii ufak bir farkı var. Bu kask dediğim gibi 700 lira ve bağlantısı Double D. Double D bildiğiniz gibi MotoGP'de kullanılan en güvenli bağlantı olarak geçiyor. Aynı zamanda boynunuzu sarabilecek bir boyun pedlerine sahip. Dediğim gibi trikompozit fiber kask gibi bu karbon fiber olan kaskın da çene tarafında yanaklarınıza daha iyi oturması için şişirme bölümü var. Şişirerek istediğiniz gibi yüzünüze daha dar veya buradan indirerek, şuradan umarım görüyorsunuzdur, indirerek tam olarak yüzünüze oturtabilirsiniz. İkisi de sitemizde var. İkisi de gerçekten çok iyi kasklardır. İkisi arasında bir tercih yapmak gerekirse ben karbon fiber olanı tercih ederim. Ama ben mesela bu trikompozit fiber olanı kullanıyorum. Güvenliğim, sevdiğim kasklardan bir tane. Yaklaşık bir yıldır da kullanıyorum bu kaskı. İki kask da şu anda sitemizde var ve online durumda. İsterseniz sipariş verebilirsiniz.
hemen alabilirsiniz. Ve 9 taksitli fiyatıyla da sitemizde uygun. Birçok renk çeşidi var, birçok grafik çeşidi var. Onlara da bakmayı ihmal etmeyin. Hepinize iyi sürüşler.